Güneş yelkenleri yalnızca, çarpışan fotonların momentumu aracılığıyla, Güneş'in kutuplarına gitmek için kullanılabilir. NASA, Güneş'in kutuplarını keşfetmek için, kullanılacak bir Güneş yelkenlisi konsepti üzerine çalışıyor. Kırılımsal Güneş Yelkenciliği Projesi adı verilen konseptte, Güneş ışığının uzayda ilerlemek ve Güneş'in, daha önce hiç görülmemiş kısımlarını ziyaret etmek için, kullanılması planlanıyor. Güneş yelkenlisi, Dünya'da rüzgarın kullanıldığı yelkenlere benzer şekilde işliyor. Fakat uzay boşluğunda hareket etmek için hava basıncındaki değişiklikler yerine, yelkenin yansıtıcı yüzeyinden sıçrayan, fotonların momentumunu kullanıyor. Bu yelkenler büyük aynalara benziyor ve, aracın roketler ve geleneksel yakıtla, mümkün olmayan hızlara çıkmasını sağlıyor. Ayrıca bunların hareketli parçaları yok ve asla yıpranmaz. Yansıtıcı güneş yelkeni tasarımlarının, bazı dezavantajları da var. Bunların genellikle büyük ve ince olmaları gerekiyor ve, güneş ışığının geldiği yönde sınırlı oluyor. Bu da hız ve navigasyon arasında, bir ödünleşme yaratıyor. Diğer yandan, bu yeni güneş yelkenlisi tasarımı uzayda daha iyi seyahat etmek için, kırınımı yani ışığın engellerin etrafında yayılma veya, bükülme şeklini kullanıyor. İnce filmlerin içine yerleştirilmiş küçük ızgaralar, yelkenin ışığı kırmasına olanak tanıyor. Bunun amacı geniş, gevşek bir yapıyı hareket ettirmek zorunda kalmadan, yörüngesel manevralar için daha verimli olacak bir kuvvet sağlamak. Amerika'nın Maryland eyaletindeki Laurel'de yer alan, Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarından, makine mühendisi Amber Dubil kırınım aslında gelen ışığın, yönlendirildiği açıyı ayarlama imkanı tanır dedi. Bu aynı zamanda yelken üzerinde, holografik bir gökkuşağı etkisine neden olur. Dubil, bu teknolojinin çok sayıda görevin mimarisini geliştirmenin yanı sıra, heliofizik topluluğunun benzersiz güneş gözlem kapasitesine yönelik ihtiyacını da, önemli ölçüde etkilemeye hazır dedi. Kırınımsal yelken tasarımını genişletip, genel yelkenli konseptini geliştirmedeki hedefimiz, kırınımsal hafif yelken teknolojisini kullanarak, ileri tarihli bir gösteri görevinin zeminini hazırlamak. Güneş yelkenleri geçmişte de denenmişti. 1970'lerde Carl Sagan bu fikri popülerleştirmeye çalışmış fakat, NASA'yı gerçekten bir güneş yelkeni inşa etmeye ikna edememişti. 2010'a gelindiğinde ise, Japon Uzay Ajansı Venüs'ün yakınından geçmesi planlanan ve, çok büyük olmayan kare şeklindeki güneş yelkenlisi, Icarus'u fırlatmıştı. İnsanlık şu anda Dünya'nın, Mars'ın ve gelecekteki yıldızların ötesine bakarken, bu teknolojinin roketle çalışan tahrik sistemleri karşısında, cazip bir alternatif olması muhtemel.